Deniz Zeyrek, Fox TV'de ekranlara gelen orta sayfa programında Erdoğan ve AKP ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan'a oy vermek istemeyenlerin oranı %57'lere çıkmış durumda diyen Zeyrek, muhalefet daha adayını belirlemeden öne geçti. Cumhur İttifakı'nın en iyi kendi anketlerinde %42 görülüyor. Bunlar seçimi kazanamazlar ama buradan dikkati dağıtmak için sürekli muhalefeti tartıştırıyor dedi. Bir AKP vekilinin sözleriyle konuşmasını sürdüren Zeyrek, biz 20 yıldır yenilmeyen takımız, maça çıkıyoruz ama gol atacak takatimiz kalmamış. Zor durumdayız, golcümüz yok diyor. Golcüleri de yaşlanmış, karşılarında da bir takım bir sürü takımdan oyuncular, seçilmiş yıldızlar var. AKP'liler diyor ki onlar kendi kalelerine gol atmazlarsa bizim onları yenme şansımız yok. Fakat karşı tarafta da 4 tane acayip golcüleri var. Topu hangisine verseniz gidecek gol atacak. Onlar golü kimin gidip atacağına karar veremiyorlar. Bu arada hakem de o golcülerden en ceval olanına kırmızı kart göstermek istiyor. Seni oyundan atarım diyor. Sonuç olarak karşımızda muhalefetin takımının güçlü olduğu bir tablo var. İktidar takımı da yenilme korkusu içinde. Hakeme oynuyorlar. Son düzlükte bu oyunlar tutmaz. Ama muhalefet açısından en olumsuz durum golü kim atacağı kavgasının büyümesi olacaktır. Şu an böyle bir eşlik var ve biz bunları konuşuyoruz. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelip bu sorunu aşacakları kanaatindeyim. Bu 6 lider bir araya gelip karşı kaleye o golü atmazlarsa bir daha asla sahaya çıkamayacaklar. 6 yaşında bir çocuğa istismar yaşanıyor. Ülkenin en tepesindeki insanlar bunlar üzerinden derneklere, vakıflara, tarikatlara saldırılıyor diyorlar. O iki gaddar adamı bir sürü sarıklı cübbeli adam mahkemenin önüne gelip sloganlarla o gaddar adamları savunuyorlar. İfade özgürlüğü diyerek bu açıklamaları yapmalarına izin verdiler. Bu gidişatın ve bir yol ayrımına gelindiğinin altı masadaki bütün liderler farkında. İktidarın seçimlerle değiştirilmesi demokrasinin son kalesidir. Bizim buna sahip çıkmamız lazım ve herkeste böyle bir endişe var. Altı lidere büyük iş düşüyor. Kazanacakları adayı hemen tespit edecekler. Ben Deniz Zeyrek olarak dört golcünün hangisine topu verirseniz verin o golü atacağına inanıyorum. Esas kazanamama riski olan AK Parti'dir. Şu an yüzde 40'larda dolaşıyorlar. Cumhurbaşkanlığını alabilmekten 10 puan uzaktalar dedi.